Bekarsınız değil mi hanımefendi? Evet. Nüfus kaydı için baba adı gerekiyor. Baba adı. Yok. Yok mu? Emir Kılıç. Babası benim. Teyit ediyor musunuz? Evet. Şöyle üzülme artık ya. Bak ben bu bebeğin hiçbir şeyini eksik etmeyeceğim. Tamam mı? Emin olabilirsin bu konuda. Emir sen ne yaptın? Farkında mısın? Ne yapmışım? Hayatını ipotek ettirdin sen ya. Benim için, kızım için bu çok büyük bir fedakarlık. Ben bunu kabul edemem. Bak ben bu bebeği seviyorum. Bu bebek benim canımdan. Anlıyor musun? Fedakarlık falan değil yani benim yaptığım. Maalesef benim elimden bu bebeği savunmaktan başka hiçbir şey gelmiyor. Emir, hayatını bize vakfedemezsin. Ben bunu kabul edemem. Hem zaten benim de kendi ayaklarımın üzerinde durmam lazım. Yeni bir hayat kurmam lazım. İki kişilik bir hayat. O ne demek? Bu kadar gurursuzluk yetmez mi? Ben bebek doğunca Yiğit yumuşar sandım. Ya her şey yoluna girer sandım ama öyle olmayacak işte görüyoruz. Bak Yiğit'e biraz daha zaman vermemiz gerekiyor. Kendimizi kandırmayalım. Öyle bir şey olmayacak. Yiğit bize her gördüğünde nefreti daha da artıyor. Ben sadece bir ailemiz olsun istedim. Ya Kübra, bir ailemiz var zaten. Sevgisiz bir babayla büyümenin ben ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ben bunu kızıma yaşatmayacağım Emir. Sana yaptığın her şey için binlerce kez teşekkür ederim. Ama en kısa zamanda o evden taşınacağım. Yeni bir hayat kuracağım kızım için. Sen şimdi kulaklarını dört aç beni iyi dinle Kübra. O bebek sevgisiz büyümeyecek. Sana bu konuda söz veriyorum. Ya ben yapamam. Yani sizi kaderinize terk edip böyle kendimi hayat falan kuramam. Ben o şekilde mutlu olamam. Anlıyor musun? Hadi şimdi geçelim. Hava soğuk, tamam? Konuşacağız ama bunu sonra. Tamam, konuşacağız. Hem bir an önce gidelim. Derya ile bebeği ilk defa yalnız bıraktım. Korkuyorum. Sen şuna bebeğimi özledim demiyorsun da. Oh. Oh, oh, oh. Benim kızımın kimliği mi çıktı? Oh, pamuk yanak. Bak bak şundaki uyuma bak. Kimliğinden zıbınına kadar pembe. Ay kız sen büyümeden zevk sahibi mi oldun? Bak teyzesi. Vatandaş oldu artık o da. Ay maşallah. Elif. Baba adı Emir mi? Baba adı Emir mi yazıyor burada? Çocuğun babasının adına Emir mi yazdırdın Kübra? Siz hasta mısınız ya? Babası başka, baba adı başka. İkisi de aynı evde yaşıyor. Benim bile kafam karıştı. Çocuk büyünce kafası yayık ayranı gibi olacak. Ya biliyorum Derya. Ben istemedim herhalde. Emir istedi. Emir öyle söyleyince memur da yazdı. Ne yapayım ben? Sesimi bile çıkaramadım. Ay Sibel'in reklamı çıkmış. Koş. Aa. Televizyonu açın. Yeni bitkisel formülü saçlarınızı kökten uca onarıyor. Kurumuş, matlaşmış, yıpranmış saçlar artık geride kaldı. Doğanın gücü saçlarınıza yansıyacak.
Baksana ne güzel ışıl ışıl. Bitki özlerinin yenileyici etkisiyle saçlarınız sizin enerjinizi yansıtacak. Işığınızın kaynağını soranlara doğayı gösterin. Aa! Ne oldu valla? Yiğit! Yiğit! Efendim? Ya karışmak istemiyorum ama bu bebeğe madem babalık yapmıyorsun, amcalık yap bari. Yani kaçsan kaçsan nereye kadar kaçacaksın Yiğit? Hayatın boyunca bu gerçekle yaşamak zorundasın. Tamam, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.